Arkadaşlar merhaba. Mükemmel bir hırsız gibi giyin kupası için adımlara başlıyoruz. Sıralaması fark etmiyor. Öncelikli olarak 5 parçaya şey almamız gerekiyor. 5 ya da 6 parça. Hepsini videoda olacak. Şu anda harita üzerinde Kamiagata'dayız. Bu son savaşa hazırlandığımız yer. Burası. Zaten oyunu bitirdiyseniz bulacaksınız. Kafa bandını buradan alacağız arkadaşlar. Şu binada bu taraftan veya bu tarafından hangi tarafından tırmanılıyor? Üstten zıplayacağız herhalde. Burası uzak kalıyor. Aynen öyle. Buradan en üstüne doğru tırmanıyoruz. En üstünde kafa bandı mevcut. Onu alacağız ilk olarak. Sıralaması fark etmez. R2 topla. Eğri tırpan başbağı diye. İlk bunu almamız gerekiyor. Yani ilk değil, bunu almamız gerekiyor. Birinci parça bu arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra ikinci parçayla devam edelim. İkinci parçada kılıç kılıfı olması gerekiyordu. Bakalım ikinci parçayla devam edelim. Neymiş görelim. İkinci parçayla devam ediyoruz. İkinci parçamız arkadaşlar harita üzerinde gene Kami Agata bölgesinde. Sağ tarafta şurada şeref sütunu var. Ödüller kılıç seti diyor. Tamamlanmadı gördüğünüz üzere. Harita üzerinde buradan görebiliyoruz ama oraya gidebilmek için buradan devam etmemiz lazım. Başka türlü gidilmiyor. Gidip o kılıç setini de alalım. Aşağı değil, yukarı aradan geçecektik. Yukarı devam ediyoruz. Hop, aşağı. Halka olmadan buraya gelmeyin, anlamışsınızdır. Buradan şu ağacın buradan gidiyorduk, evet. İpin üstünden karşıya geçeceğiz. Kılıç setini alacağız böylelikle. R2 topla. Sinsi Tanuki kılıç setini almış olduk. Bir sonraki parçayla devam edelim. Oyunun zaten hikayeyle geldiğiniz yer. Burada yalnız hikayeyi oynadıktan sonra şurada hediye paketleri çıkıyor. Hediye sunağı burada hep var. Zaten hikaye olarak devam ettiğinizde burada hediyeler toplanıyor. Bunları aldığınızda içinden şu anda bir şey çıkmıyor ama daha önce bana çıktığı için göstereyim hemen. Kıyafetlerin arasında maske olması lazım ki bu da hırsız sargısı. Bu maske arkadaşlar. Orada hediye olarak size veriliyor. Altarın hediyesi. Oyunu hikaye modunda oynadıktan sonra gelip buradan hediyenizi alabilirsiniz. Zaten ilk alınan hediyelerin içinde yer alıyor. Bir sonraki parçayla devam edelim. Bir sonraki parçayla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki parça Gosaku'nun armoru. O da burada. Şu anda oturup dinlememi bekliyor Gosoku destanını. Normalde maviydi böyle. Yanına yaklaştığımda böyle oldu. Bunun için ama buraya gelmeden önce 6 tane şey istiyor sizden. Çiftliği kurtarmanızı. Bu buğday işareti olanları. Ben zaten kurtardığım için buralar kırmızı değil. Bu 6 tane buğday işareti olan çiftlikleri kurtardığınızda size birer tane anahtar veriyor hepsi. Toplamda 6 anahtar gerekli. O 6 anahtarı aldıktan sonra buraya geliyorsunuz, oturup hikayeyi dinliyorsunuz.
Dinleyelim bakalım hikaye nasıl olacak. O da bizi Gosaka Armoru'na ilerletecek. ふたももとせと磯島お前、赤島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓、もののふの亡霊の呼びたるを聞いていずれば、かばねの見事なる甲冑を作るを見いで、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。 いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずはある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに御作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、御作は立ち退くこともなし。 惑いたる賊は後ずさり、緩めきなどすれば御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の雄を憐れみし、もののふの亡霊の月日ごと刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後々 御作死して村の家々鎧を馬被装して城をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神に手立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。 Hikayede de gördüğünüz üzere çiftçilere anahtarlar verildi. O anahtarları toplamanız isteniyor. Anahtarları aldık biz. Aldık. Çiftlikleri sayıyor. Yagata. 赤島 tepesine git. Çünkü biz direkt anahtarları aldık arkadaşlar. Dediğim gibi o farm olayından sonra, yani farmlardan anahtarları toplayıp buraya geleceksiniz ya da ilk buraya gelebilirsiniz. Fark etmez. Ben toplayıp geldim. Şuraya hızlı seyahat yapalım. Ondan sonra da buraya gelmenizi istiyor zaten zırhı için, dördüncü parça için. Mükemmel bir hırsız gibi giyin kupası için. Hemen oraya nasıl 180 metrelice şuradan gidebiliyoruz. Neredesin Nobu? Gidelim bakalım. Girişi bulabilecek miyiz? Burada şimdi asker var. Buralarda bir yerde olabilir mi? Yoksa yukarıda mı? Yukarıda kalıyor. Mecbur kapışacağız. Kapışmadan çıkabilir miyim dedim ama. Buralardan çıkış yok. Tamam, giriş orada. Dövüşeceğiz o zaman.
sağlammış, ölmedi. Anahtarı topladıktan sonra buraya geliyorsunuz. Kapı burada zaten. Bunlar bekçi diye koymuşlar bunları burada. 6 anahtarı alıp da buradan içeri giriyorsunuz. Ruh almak için. Bu belge melge değil. Nereden çıkacağız? Yukarı. Zaten yukarı diye işaret ediyor. Buradaki yol çok zorlu olmasa gerek diye düşünüyorum. Ama kancasız buraya gelmeyin. Buradan devam. Yukarı. Ve Gosaku'nun zırhı burada arkadaşlar. Dördüncü parça olarak bunu alıyoruz. Gosaku'nun yoroi. Uwasa dori ka Mouko de tameshite miru ka. Ganjou de odoroku hodo karui. Gosaku'nun zırhını da bu şekilde aldık arkadaşlar. Bir sonraki parçayla devam edelim. Burada haritada Toyotama bölgesinde sol altta lokasyon Umugi koyu. Buradaki bezirgandan armor boyası alacağız. Zırh boyası. Burada Gosoku'nun zırhının boyası var. Okyanus muhafızını alıyoruz. Şu anda hepsini almış bulunuyoruz arkadaşlar. Bunları aldıktan sonra geri kalan sadece giyinmek kalıyor. Onu da sırasıyla nasıl yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Onu da bakalım. Hangi parçaları aldık? Ekipman. Kılıç değil. Yok, kılıç. Burada kılıç setlerinden Sinsi Tanuki. Bu şeref şeref sütunundan aldığımız Sinsi Tanuki. Evet, bunu bürünüyoruz. Ondan sonra ne aldık? Kafa bandı aldık. Bu muydu? Değildi. Bunu da değil. Üste çıktı. Okçu asır şapka, bu da değil. Bozuşma baş bağı, bu da değil. Diriliş, korku, yıkık. O kadar çok var ki. Heh, eğri tırpan baş bağı. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu giyiyoruz. Maske olarak hırsız maskesi, hırsız sargısı, bunu giyiyoruz. Zırh olarak da Gosaku'nun zırhını giyiyoruz. Eksik bir şey mi kaldı? Eksik bir şey kalmadı galiba. Başlığı aldık. Maskeyi taktık. Hırsız bağı, başka bir şey kalmadı. Ama kupayı aldığımızı göstermiyor. Veya çıktığımızda mı gösterecek? Gosaku'nun başka zırhı var mı? Ha, maviyi giyeceğiz. Tamam arkadaşlar, kupayı aldık. Burada maviyi giymeniz gerekiyor Gosaku'nun zırhı olarak.
Kupayı bu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim istedim. Kıyıda köşede kaldık. Ama bu şekilde giyindiğinizde kupayı alıyorsunuz. Tekrar hemen buradan bakalım. Sinsi Tanuki. Eğri tırpan başbağı sağda, hırsız sargısı, Gosoku'nun zırhı mavi olanı. Bunları giydiğinizde kupayı almış olacaksınız. Kupa kaydımızda mükemmel bir hırsız gibi giyin kupa kaydımızda burada sona eriyor. Hoşçakalın.